أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بالخير. Arkadaşlar duamıza amin diyerek başlıyoruz. Bugün iki esre dersimizle devam edeceğiz. İki esrede özellikle kalın ve ince harflere dikkat edeceğiz. İnce ve kalın harflere dikkat ederek devam edeceğiz. Bazen harflerin başta, ortada, sonda yazılışlarına dikkat edeceğiz. Buna benzer bazı şeylere dikkat edip devam edeceğiz arkadaşlar. Kaldığımız yerden yine devam ediyoruz. Asla pes etmiyoruz arkadaşlar. Allah'ın izniyle bu sefer birlikte Kur'an'a geçeceğiz. Kur'an'ı birlikte okuyacağız. Siz Kur'an'ı her okudukça Allah'ın izniyle bizler de o duaya nail olacağız. O sevabınıza ortak olacağız inşallah. Haydi örneklere başlayalım. Örnekleri okudukça konunun ne kadar basit olduğunu göreceğiz arkadaşlar. İlk örneğimiz hasidin, hasidin, hasidin. Bakın, del harfi ince olduğu için ne yapıyoruz burada? Evet, din diyoruz değil mi? Din, yani dın, şey, kalın şekildeki gibi okumuyoruz arkadaşlar. Hasidin, hasidin. Gâsikin, gın. Gördünüz mü? Kaf harfi kalın. Gâ kalın, gın harfi kalın. Baştaki yazılışını görüyorsunuz. Üstündeki noktayı kaldırsanız bu ayn olur. Koyarsanız gayn olur. Gâsikîn, 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 fâsikîn, 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 fâsikîn. Evet, kaf harfi iki tane kalın gelmiş. Devam ediyoruz. Kâzibin, kâzibin. Evet, kef harfinin başta yazılışını ve elif ile uzatıldığını görüyoruz. Zel harfinin peltek olduğunu unutmuyoruz. Devam ediyoruz. Hâsirin, hâsirin, rin. Ra harfi üstün ötre, iki üstün iki ötrede kalın okunsa dahi biz ne yapacağız? İki esrede ve iki esrede mutlaka ince okuyacağız arkadaşlar. Hasirin, hasirin. Güzel. Sizler de sesli bir şekilde eşlik etmeye çalışın arkadaşlar. Öyle bir ortam oluşturun ki sesli sesli okuyabilirsiniz arkadaşlar. Yahut da dudaklarınızı en azından oynatın ki uyum sağlasın. Husrin, husrin, husrin. Hu, hu. Tamam mı? Ha harfi kalın olduğu için ortadaki de sin. Sin harfinin ortada yazılışını görüyorsunuz arkadaşlar. Husrin, 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 sabirin, sabirin, sat harfi kalın, sa, sa. B harfi kalkale harfi, kaf, ta, be, cim, del harfi, kaf, ta, be, cim ve del harfleri kalkale olduğu için harfi sarsıtarak okuyoruz. Sabirin şeklinde, hani ben, eb, ib, öb, eb, ib, öb. Sakın hareket koymayın, tamam mı arkadaşlar? Sabirin, sabirin, asrin, as, asrin. Evet, burada geçiş biraz yorabilir sizi çünkü sat harfi dizimli gelmiş ve kalın bir harf. As, sat kalın bir harf. Asrin, asrin. Nesrin, 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 nesrin. Evet, devam ediyoruz. Adenin. Bakın burada B harfi kalkale demiştik. Del harfi de burada. Ed, ed, öd. Bu konudaki en meşhur örnek hangisiydi? İhlas suresiydi arkadaşlar. İhlas suresinde del harfi ile ilgili çok fazla kalkale vardı. Kul huvallahu ehad, Allahu samed, samed, ehad, samed. Burada da adnin, adnin harfi sarsarak okuyoruz. Diğer örneğimiz min mesedin, min mesedin, min mesedin. Fakat düzgün okuduğumuz zaman mim mesedin,
Mimmesedin. Niye? Nunu atıyorum. Çünkü dedik ki nun cezim tenvin veya nun cezimden sonra ye, mim, nun, vav harfi, bu dört harften biri gelirse idgamu me'al gunne oluyor, değil mi? İdgam me'al gunne. İdgam birbirine katmaktır. Me'al birlikte demek. Gunne geniz demek. Sesin genize gitmesiyle birlikte birbirine katıyoruz. Mimme. Bak mimme demiyorum. Niye? O genizsizdir. Bila gunnedir yani. Ama mimme dediğim zaman me'al gunne oluyor. İdgam yapıyorum ama me'al gunne, yani gunne ile birlikte yapıyorum. Bu o anlama geliyor. Bunları şimdi bilmenize gerek yok arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda inşallah bunlarla ilgili derslerimizi çektiğimiz zaman daha iyi göreceksiniz tecvidle ilgili. Şimdi kulak aşinalığı olsun. Duyun, bilin. Sonra efendime söyleyeyim, ben hiç böyle bir şey duymadım dememek için arkadaşlar. Şimdiden böyle şeyler duyun. İdgamı me'al gunne diyoruz, değil mi? İdgamı me'al gunne. Hangi harfler? Nun cezimden sonra veya tenvinden sonra, yani en, in, un harekesinden sonra. Ye, mim, nun ve vav harf. Burada hangisi gelmiş? Mim. Evet. Nasıl okuyorduk? Mimmesedin. Mimmesedin. Yani şu cezimi atıp mimin üstüne bir şedde koyduğunuzu düşünün, hayal edin. Ve o sesi çıkarırken de burnun iç yukarı kesiminden çıktığını düşünün arkadaşlar. Mimmesedin. Bu kadar basit. Ama siz şimdi min mesedin diye okuyabilirsiniz arkadaşlar. Elifbada olduğunuz için sorun değil. Lehebin, lehebin. Ortadaki H'yi görüyorsunuz değil mi? Artık buna alıştık değil mi? H. H harfinin ortada yazılışı. Lehebin, lehebin, lehebin. Mededin, 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 mededin. Hocam iki tane harf yan yana gelmiş. Niye birbirine katıp üstüne şedde koymuyoruz bundan önceki ders gibi? Evet, yine kuralı hatırlayalım. Şedde koyabilmemiz için arkadaşlar birincisinin cezimli, ikincisinin normal sıradan bir harekenin alması gerekiyor. Ama birincisi cezimli değil ki. O yüzden düz okuyoruz. Mededin. Mededin. Ha, birincisi cezimli olsaydı nasıl okurduk biliyor musunuz? Meddin diye okurduk. Şeddeli ve iki esre almış hali. Ama bu mededin. Zâte lehebin. Zâte lehebin. Zel harfinin peltek haline dikkat edelim. Zâte lehebin. Zâte lehebin. Zâte lehebin. Zâte lehebin. Zâte lehebin. İki kelimeden meydana geliyor. Lefi hus, hu, hu, husrin. Lefi uzatıyorsun. Bir elif miktarı meddi tabi'i yapıyoruz. Lefi husrin. Lefi husrin. Hus, 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 hus değil arkadaşlar. Kalından inceye geçerken o kalınlığı ince olan harfte de göstermiyoruz. Hus, husrin. Tamam. Selamin. 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 Kelamin. 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 Cevabin. 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 Yine vav harfinin burada kendisinden sonraki harfle birleşmediğine dikkatinizi çekmek istiyorum. Cemalin. 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 Evet, cim harfi. H harfi ve H harfinin benzerliklerini burada hatırlatmak istiyorum. Mim harfinin ortada geliş şekline dikkat çekmek istiyorum arkadaşlar. Lam harfinin sonda bağımsız haline dikkat edin arkadaşlar. Celalin, celalin. Bakın bu da lam harfi, bu da lam harfi. Bakın elif aldığı zaman nasıl gelebiliyor? Burada elifsiz ve bağımsız bir şekilde sonda geldiği zaman nasıl geliyor? Celalin, celalin, celalin. Kitabin, kitabin. Burada T harfine dikkatinizi çekmek istiyorum. T harfi hangi harflerle birlikte aynı yazılıyor? T, efendime söyleyeyim, peltek, B, T, S, Y, nun harfleri arkadaşlar.
Bunlarla benzerliği var. Ortada özellikle yazılırken arkadaşlar. Zaten bu da ortadaki yazılışı. Başta kef harfi gelmiş. Sonda elif harfi gelmiş. Evet, devam ediyoruz. Kitabin. 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 Hicabin. Bakın cim ve h harfi yan yana gelmiş. Bakın başta böyle yazılır ikisi de. Ortada da bu şekilde yazılır. Bu örnek güzel olmuş. İki harfte aynı harfler yan yana gelmiş. Hicabin, 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 hicabin. Kiramin, kiramin, kiramin arkadaşlar. Burada ra harfinin kendisinden sonraki bir harfle birleşmediğini görüyoruz. Elif harfinin kendisinden sonraki bir harfle birleşmediğini görüyoruz. Bunlar bize topluca neyi gösteriyor arkadaşlar? Kendisinden sonra birleşmeyen harfleri gösteriyor arkadaşlar. Kıyamin, kıyamin. Kaf harfi F harfinin benzerliğini hatırlatmak istiyorum. Bu burada iki nokta olduğu zaman kaf harfi, bir nokta olduğu zaman F harfi olduğunu bilelim. İkisinin başta yazılışı böyledir. Y harfi, B, T, F, Y ve Nun harflerinin benzer olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Ortada yazılışı demin bahsetmiştim. Kıya, kıy. Kaf harfinin kalınlığındaki kesre, yani kesreyi, esreyi okurken kalınlığına dikkat. Kıy, kıyamin, kıyamin, kıyamin. Kibarin, kibarin, kibarin. Min cu'in, min cu'in. Peki bunun doğru okunuşu nedir? Min cu'in. Niye? Burada ihfa diye bir tecvid kuralı var. Nun cezim, tenvin veya nun cezimden sonra ihfa harfleri gelirse arkadaşlar, ki cim harfi bunlardan bir tanesidir arkadaşlar. Bu takdirde o sesi genze atarak okuyoruz. Bu biraz idgam me'al hunne'den ayrıdır. Şimdi ihfada da sesi genze atıyoruz. İdgam me'al hunne'de de sesi genze atıyoruz ama idgamda birbirine katmak vardır. Harfi şeddeli okumak vardır. İhfada yoktur arkadaşlar, tamam mı? Buna dikkat edelim. Mesela ihfada min cu'in. Mesela burada birbirine katma, harfi birbirine katma veya şeddeli okuma, öyle diyeyim size. Harfi şeddeli okuma gibi bir durum yok ama burada var mesela. Mimme, mimme. Mesela burada mimi şeddeli okudum. İşte bu me'lhun nedir? Bu ihfadır arkadaşlar. Bilmenize gerek yok şimdilik. Sadece kulak aşinalığı olsun diye değiniyorum. Normal okumamıza devam edelim. Min cu'in, min cu'in, min cu'in, min havfin, min havfin. Peki burada normal okuyuş nasıldır? Yine min havfindir arkadaşlar. Burada izhar vardır. Tenvin harekesinden sonra veya nun cezimden sonra belli başlı izhar harfleri vardır. Onlar geldiği zaman ses direkt açıktan okunur. Yani genze atılmaz, idgam yapılmaz. Min havfin. Direkt o şekilde okunur arkadaşlar. Devam edelim. Min havfin. Min havfin. Fi yevmin. F'yi uzatmayı unutmuyoruz. Fi yevmin. Fi yevmin. Fi yevmin, fi yevmin, lefi na'imin, lefi na'imin, lefi na'imin, lefi, lefi, F harfinin uzatıldığını görüyoruz. Lefi, cehimin, cehimin, H harfinin Y ile uzatıldığını görüyoruz. Cehimin, cehimin. Evet, satır baştan alalım. Lefi, 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 cehimin, 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 veylün, veylün, veylün.
Y cezim ve vav cezim de birazcık çekiliyor. Mesela havfin dedim. Hani bir ara meddiliğin demiştim size. Bakın fi yevmin vav ve ye arkadaşlar. Mesela F harfini tenvinli okumayayım. Lam'ı da tenvinli okumayayım. F'nin üstüne cezim koyayım. Lam'ın üstüne de cezim koyayım. Nasıl okunuyor? Min hav hav min hav veil veil işte meddillin dediğim tam olarak böyle bir şey arkadaşlar, tamam mı? Meddillin ye vav meddillin ye vav cezim olursa, kendisinden sonraki harfte cezim olursa vav ve ye lastik gibi çekilir. Likulli 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 hümezetin 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 hümezetin. H harfinin baştaki yazılışına dikkatinizi çekmek istiyorum. Zeyn harfinin kendisinden sonraki harfle birleşmediği, yuvarlak T'nin geldiğini, hümezetin durursanız hümezeh olur. O takdirde yuvarlak T H'ye dönmüş olur arkadaşlar. Lümezetin lümezeh. Eğer cezim yaparsanız yuvarlak T'yi H'ye dönüşür. Hümezeh lümezeh. Hümezetin lümezetin. Evet. İhsanin, 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 irsalin, irsalin, irsalin. Burada kalın da okuyabilirsiniz arkadaşlar. İrsalin, irsalin, islamin. İslamin, İslamin, imkanin, 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 inkarin, inkarin. Yani inkarin diye ihfa yapmamız gerekirken burada tabii başta bu şekilde okuyacağız. İnkarin şeklinde okuyacağız. İnkarin. İnkerin. Evet arkadaşlar. Bir dersin daha sonuna geldik. İnşallah bu şekilde diğer bütün dersleri de kavrarız. Basit olduğunu gördünüz arkadaşlar. Gerçekten basit konular. Gitgide daha da basitleşiyorlar. Sebebi şu arkadaşlar. Sizin istikrarlı bir şekilde takip etmeniz. Bu dersi başından sonuna kadar silsileli bir şekilde takip ettiğiniz zaman aynı hocadan, aynı üslupla, aynı anlatım biçiminde arkadaşa gerçekten çorap söküğü gibi geldiğini göreceksiniz. Basit olduğunu göreceksiniz. Bu istikrarı bozmayın arkadaşlar. Allah'ın izniyle sonuna kadar götüreceksiniz ve az bir şey kaldı. Kur'an'ı öğreneceksiniz, Kur'an'ı okuyacaksınız ve bu sizin için, hayatınız için büyük bir değişiklik olacak. Kur'an'dan haz ve lezzet almaya bizzat kendiniz başlayacaksınız inşallah. Rabbim Kur'an'a ulaşmayı cümlemize nasip eylesin. Allah'a emanet olun, selametle kalın.